MIT Açık Ders Malzemeleri Liner Cebir 1806 19. Ders Pekala. Bu determinantlar üzerine ikinci dersimiz. Bu konuda sadece 3 dersimiz olacak. Bu doğrusal cebirin içinde büyüleyici küçük bir konu. Eskiden büyük olanlar determinantlardı ve doğrusal cebir küçük olandı. Ama durum değişti. Şimdilerde determinantlar doğrusal cebirin özel bir bölümü. Çok zarif bir parçasını oluşturuyor. Ve benim bugünkü amacım determinant için bir formül bulmak. Bu karma karışık bir formül olacak. Bu yüzden onu hemen göremezsiniz. Ama bana bir N'ye N matris verildiğinde bu elemanları şu sayıyı oluşturmak, determinantı bulmak için kullanacağım. Yani onun için bir formül var. Aslında başka bir formül de var. Eş çarpan dediğimiz bu şeyleri kullanan. Bu yüzden eş çarpanların ne olduğunu bilmeniz gerekir. Ondan sonra bu formülleri 3 köşegen dışında bir sürü yerinde sıfırları olan matrislere uygulayacağım. Tamam. Yani şimdi determinant için bir formül arayacağım. Bu üç özellik, üç basit özellikle başladığımızı hatırlayın. Ama bunun dışında A çarpı B'nin determinantının A'nın determinantı çarpı B'nin determinantına eşit olduğu gibi büyüleyici gerçekler elde ettik. Ama üç gerçek vardı. A 2'ye 2'ye matrise ne dersiniz? Buradaki herkesin bildiği gibi ben de 2'ye 2 iki matrisin determinantını biliyorum. Ama önce bu 3 formülden bunu elde edelim. Tamam. Böylece 2 2 matrisimiz burada. Determinant için bir formül arıyorum. A, B, C, D. Böylece özellik 1. Bir, birim matrisle ne yapacağımı biliyorum. Doğru mu? Özellik 2. Bana satırları değiştirmeme izin veriyor ve bu durumda ne yapacağımı biliyorum. Yani biliyorum ki bunun determinantı 1. Özellik 2 benim satırları değiştirmeme izin verdi ve biliyorum ki bu determinant eksi 1'dir. Ve şimdi özellik 3'ü kullanarak her şeyi elde etmek istiyorum. Ve bunu nasıl yapacağım? Hatırlarsanız ikinci satırı aynı tuttuğumda birinci satırda doğrusallığı kullanabiliyordum. Ve sadece bunu basit bir yol içinde kullanacağım. Bu AB vektörünü A0 artı 0B şeklinde yazacağım. Yani bu özellik 3. İkinci satır aynı olduğunda birinci satırda doğru kullanmamın ilk adımı. Tamam. Ama şimdi biraz sonra ne yapacağımı tahmin edebilirsiniz. Ben şunu yapmak istiyorum matrisleri köşegenleştirebilirsem o zaman istediğim noktada olurum. Böylece bunu alacağım. Birinci satırı sabit tutacağım ve ikinci satırı ayıracağım. Yani burada bir A0 olacak ve şunu C0 olarak ayıracağım. Ve bu birinci satırı aynı tutarak 0D olarak ayıracağım. Bu kısım için doğrusallığı kullandım. Ve şimdi ben... a, oh, bu bir artı. Çünkü daha gelecek olan var. Buna da aynısını yapacağım. Şu ikinci satırı aynı tutacağım. Ve CD'yi C0 ve 0D olarak ayıracağım. Tamam. Şimdi 4 kolay determinantım oldu. Ve onların ikisi de aslında 4'ü de çok kolay. Onların ikisi 0'a dönüştüğünden çok kolay oldu, değil mi? Bu determinantlardan hangi ikisi hemen 0'dır? Bu ilk adam sıfırdır. Neden sıfırdır? Niçin bu determinantı hiçbir şey değil? Onu unutun. Güzel bir sıfırlar sütunu var. Bunun tekil bir matris olduğunu görmenin bir yolu. Bakalım. 48 farklı nedenden bu determinant sıfırdır. Bir sütunu sıfır olan tekil bir matrisin determinantı sıfırdır. O öldü. Ve bu da yaklaşık olarak öldü. Bir sıfırlar sütunu. Tamam. Yani bize kalan budur. Şimdi ne yapayım? Kuralları takip ederek onun determinantını nasıl bulacağım? Güzel. Sanırım özelliklerden biri bu köşegen matrislerin determinantının bulunmasıyla ilgiliydi. Sonunda bu determinantın A, D olduğuna geliyorum. Ve bu determinant ne? Bu nedir? Eksi. Çünkü özellik 2'yi kullanarak bunu CB yaptım. Sonra B'yi dışarıya çarpan olarak çıkarmak için özellik 3'ü C'yi çarpan olarak çıkartmak için bu özelliği tekrar kullanalım. Ve bu eksi ve tabii sonunda bulacağımızı bildiğimiz cevabı elde ettik. Ama yöntemi gördünüz yöntemi gördünüz. Çünkü benim burada aradığım sadece 2'ye 2'nin cevabı değil. Bunu yapmanın yöntemini arıyorum. Şimdi 3'e 3 ve 4'e 4 ya da herhangi bir boyut için yapabilirim. Yani her satırı teker teker aldığımız yöntemi kavrayabildiyseniz 3'e 3'lüklerde ne olur? 3'e 3'lük için ben tahtayı yazmadan siz aklınızdan yapabilir misiniz? Demek 3'e 3'lük olduğunda ne yaparız? Satır 2 ve satır 3'ü aynı tutacağım. Ve birinci satırı kaç parçaya ayıracağım? 3 parçaya. Birinci satır için A 0 0 ve 0 B 0 ve 0 0 C ya da bunun gibi bir şeyler olur. Böylece bir parçadan iki parçaya, dört parçaya geçme yerine bir parçadan 3 parçaya o ne olurdu? Bu üçün her biri 9 mu olurdu? Ya da 27 mi? Her neyse. Gerçekte daha fazla adım var. Doğru mu? 9'a gidebilirdim ama sonra göz önüne almam gereken başka bir satırım daha var. 27. Oo Allah'ım. Tamam. O zaman bunu tekrar söyleyelim. Eğer 3'e 3 ise şunu yapacaktım. Birinci satırı 3 parçaya ayırabilirim. Bu bana 3'ü verir. İkinci satırı 3 parçaya ayırabilirim. O zaman 9'a çıkmış olurum. Üçüncü satırı 3 üç parçaya ayırabilirim. 27. Yani 3'ün küpü kadar parçaya çıkmış olurum. Ama bunların birçoğu 0 olabilir. Yani şimdi ne zaman 0 olmazlar? Bana 0 olmayan parçalar söyleyin. Şimdi 0 olmayanları yazacağım. Tamam. Yani bu matrisim var. Burada bu çift sembolleri kullanmaya başlasam iyi olur. Bunları kullanmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aksi halde N'ye N'ye hiçbir zaman yapamayabilirim. Tamam. Tamam. Yani bunu çılgınlar gibi ayıracağım. Parçaların birçoğu sıfır olacak. Her zaman bir sıfır sütunum varsa sıfır olacağını biliyorum. Ne zaman sıfır olmaz? Ne zaman bu adam gibiler olduğunda bunlar yaşayanlar. Burada iki yaşayan var. Yani üçe üçlük için benim sorum hayatta kalanlar kimler olacak? Burada kaç tane sıfır olmayan var? Onlar nedir? Ve hayatta kalanları hangi durumlarda elde ediyorum? Güzel. Şu hayatta kalan birine bakalım. Örneğin hayatta kalanların biri. Şu kere şu kere şu ve başka her yerde sıfır. Bu hayatta kalanların biri. A11 0 0 0 A22 0 0 0 A33 Bu AD'deki gibi yaşayan biri. Başka bir kurtulan söyleyin. Başka bir şey Ya, şimdi burada ipucuna bakalım. Tüm ipuçlarını vereyim mi? Söyleyeyim mi? Kurtulanların her satır ve her sütundan bir eleman olduğunu söyleyeyim. Her bir satır ve sütundan bir tane eleman. Çünkü herhangi bir sütun eksikse o zaman tekil bir matris olur. Ve bu, bu adamlardan biri olur. Bakın bu adamın olduğunu gördünüz mü? Sütun 1, 0B, 0D de hiçbir zaman kullanılmadı. Yani onun determinantı 0'dı ve unuttum gitti. Böylece bunları unutacağım ve sadece bana bir tane daha ayakta kalan söyleyin. Güzel. Burada başka bir tane var. A11 0 0 şimdi. Tamam. Bu kullanılan satır. Satır 1 kullanıldı. Birinci sütun halihazırda hazırda kullanıldı. Yani 0 olsa iyi olur. Başka neyim olabilir? Nereden adam alabilirim? Hangi sütunu ikinci satırda içine kullanabilirim? Sütun 3'ü kullan. Çünkü burada sütun 1 ve satır 1'i kullandım. Burada sütun numaraları doğru sıradaydılar. 1 2 3 Şimdi sütun numaraları 1 3 sütun 3 ve sütun 2 olacak. Satır numaraları doğal olarak 1 2 3 olacak. Sütun numaralarının bazıları tamam. 1 2 3'ün herhangi bir permütasyonu olacak ve burada 1 2 3 sırasıyla geliyor. Bu permütasyon matrisinde birlerin yerine numaraların olduğu bir durum. Ve aslında bu bir permütasyon matrisine sahip olmaya çok yakın. Çünkü benim sonunda yapmam gereken bu sayıları çarpan olarak dışarı almak ve sonra istediğimi elde ettim. Yani bu determinant neye eşit? Bu sayıları dışarı çarpan olarak aldım ve a11 çarpı a22 çarpı a33'ü elde ettim. Ve bu determinant neye eşit? Evet, şimdi bana söyleyin. Bu bence bence şimdi biz gerçekten bu formüllerin kalbine doğru ilerliyoruz. Şu determinant ne? Kurallara göre, özellik 3'e göre A11, A23 ve A32'yi dışarı çıkartabilirim. Her biri aynı satırdalar. Her bir satırı ayrı ayrı yapabilirim. Ve sonra sadece bunun işaretinin artı yoksa eksi mi olduğuna karar vermek kalacak. Ve cevap bunun eksi olacağıdır. Niçin eksi? Çünkü birim matrise dönüştürmek için bir satır değiştirmesi var. Böylece eksi olacak. Yani bitti mi? Hayır. Çünkü diğer yollar var. Gerçekten biten ne? Ne yaptım? tamamladım. Şey sadece burada A11'in olduğu bölüm. Ve A12 için olması gerekli bölümler var. Ve şimdi bu A12 ise bu satır kullanıldı, bu sütun kullanıldı. Fikri gördünüz mü? Bu sütun ve satırı kullanabilirim. Şimdi bu sütun kullanıldı, şu sütun kullanıldı ve bu adam A33 burada olmak zorunda. Ve bu determinant ne? A1-2 çarpı A2-1 çarpı A3-3 olur. Ve onun işareti artı mı eksi mi? Doğru olan cevap eksi. O bir eksi. Çünkü o köşegen düzeninden doğru sıralamadan bir gıdım uzakta. Ve şimdi diğer adam şurada yukarıda A1-2 adam nedir? Bu satırı kullanmış olabilirim. Bu adamı buraya ve bu adamı şuraya koyabilirim. Değil mi? Bütün olanı görüyor musunuz? Şimdi bu A1-2, A2-3, A3-1 olur. Ve buraya artıyla mı, eksiyle mi gider? Evet. Şimdi burada bir dakika düşünmek gerekir. Öyle değil mi? Çünkü bir satır değişimi onu doğru sıraya sokmuyor. Peki bunun için cevap nedir? Artı mı eksi mi? Artı. Çünkü iki değişim gerek. Satır 1 ile 3'ü ve sonra 2 ile 3'ü değiştirebilirim. 2 değiştirme bu şeyi artı yapar. Tamam. Ve son olarak 2 tane daha olacak. 0, 0, A, 1, 3. A, 2, 1, 0, 0. 0, A, 3, 2, 0. Ve bir adım daha. 0, 0, A, 1, 3. 0, A, 2, 2, 0. A3 1 0 0. Şuradan elde ettiklerimizi yazalım. 1 A1 3 A2 1 ve 1 A3 2 ve bunun artı olduğunu düşünüyorum. Ve bu adam eksi çünkü bir değişim bunu doğru yere getirir. Ve bu eksi olur. Pekala. Sadece 3 ve 3'ü yapmak bütün bir tahtayı kapladı. Ama determinant için şu üç özellikten gelen bir formülümüzün olduğunu kabul ediyor musunuz? Ve doğrusu bu olmalı. Ve bu formülü koruyacağım. Bu ünlü 3'e 3'ler için olan formül. Kameralar beni buraya doğru takip ederse Artı işaretli olanlar bu şekilde aşağıya doğru gidenler olur ve eksi işaretli olanlar bir çeşit bu şekilde gidenler olur. İki nedenden dolayı bunu kesinleştirmeyeceğim. Birincisi tahtayı tamamen doldurdu ve ikinci neden dörde dörtler için doğru olmazdı. Dörde dörtler için hemen söyleyeyim. Dörde 4, 4 matris çapraz köşegen diğer köşegen artı işaretiyle çıkmış olurdu. Bu niye olur? Karşı köşegeninde birler olan 4'e 4 matrisim varsa bu determinant artı olur. Niye? Bu adam niye artı? Çünkü eğer ben satır 1 ile 4'ün yerini değiştirir ve sonra satır 2 ile 3'ün yerini değiştirirsem bir matris elde ederim ben iki değişim yapmış olurum. Bu aşağıya doğru bu belki Miami'ye doğru gibi ve Los Angeles'a doğru gibi olan şeyler sadece 3'e 3'ler için geçerli. Tamam. Ama şimdi yapmak istediğim bunu 4'e 4'ler için yapmak istemiyorum. Şimdi genel formülü elde etmek istiyorum. Yani kitapta büyük formül olarak bahsettiğim formülü. Öyleyse şimdi bu determinant için büyük formül. Sizden 2'ye 2 iki ve 3'e 3'ten n'ye n'ye atlamanızı istiyorum. Tamam. Böylece bu büyük formül olacak. A'nın bu determinantında birçok terimin toplamı var. Peki bu terimler nelerdir? Ve B onun işareti artı mı eksi mi? Ve hangisi olduğunu size söyleyeceğim. O hangisi? Çünkü bu 3'e 3 de karşımıza çıktı. Kaç tane terimin vardı? 6. Ve yarısı artı, yarısı da eksiydi. 4'e 4'te kaç tane terim olacak? 2'ye 2 durumunda 2 terim. 3'e 3 durumunda 6 terim varsa bu kalıp nedir? 4'e 4 durumunda kaç terim olur? 24. 4 faktöriyel. Niye 4 faktöriyel? Bu n faktöriyel terimin toplamı olacak. 24, 120, 720. Ondan sonrası her neyse. Tamam. Yarısı artı, yarısı eksi. Ve bunlar n faktöriyel terimleri nereden geliyor? Bu dersi can kulağıyla dinleme anı bu andır. Bu n faktöriyel neden geliyor? Gelmelerinin nedeni ilk satırdaki adamı n farklı şekilde seçiyor olabilmemiz. Ve o seçildikten sonra bu bu sütunu kullandı. Yani ikinci satırdaki adam n eksi bir şekilde seçilebilir. Ve bu da seçildikten sonra bu ikinci sütunda kullanıldı. Ve sonra üçüncü satırdaki n eksi iki yolla seçilebilir. Ve onu seçtikten sonra bu özel zamirleri nasıl kullandığımı görün. Ama tükettim. Ve 3'e 3'lüklerde bırakmayı niyetli değilim. Öyleyse formülü yazacağım. Demek ki ilk satırdaki herhangi bir alfa sütunundan geliyor ve bunu ikinci satırdan ancak farklı bir sütundan gelen biriyle çarpacağım. Ve bunu üçüncü satırdan ancak yine farklı sütundan gelen biriyle çarpacağım. Ve n'inci satır bunu nasıl nasıl çizeceğim bilmiyorum. Belki sonuncusu için omega ve dikkat edilmesi gereken bu sütun sayılarının farklı olması. Bu alfa, beta, gama, omega bu sütun numaraları kümesi bir permütasyon oluşturuyor. 1'den n'ye olan bir permütasyon. n tane sütun numarası her biri bir defa kullanıldı. Ve bu bize n faktöriyel kadar terim veriyor. Ve bir terim seçerken her bir satır ve sütundan tek bir tane seçtiğim anlamına geliyor. Ve sonra tıpkı birinci satır ve sütun 1'den, satır ve sütun 2'den, satır ve sütun üçten. Buradaki alfa, beta neydi? Şuradaki terim için alfa 1, beta 2, gamma 3'tü. Permütasyon, aşikar permütasyon. 1, 2, 3 sırası. Herkes doğru yerinde. Bu formülü görüyor musunuz? İlk gün bununla niye başlamak istediğimi görüyor musunuz? Önce özellikleri anlamanızı istedim. Çünkü bu formüllerden aslında bütün özellikleri çıkartıyor olmalıydım. Örneğin bu formüle bakarak birim matrisinin determinantının bir olduğunu nasıl söyleyebilirdim? Niye? Niye A birim matrisi olduğunda bu formül bana nasıl artı bir veriyor? Görebiliyorsunuz değil mi? Çünkü çünkü çoğu terim sıfır. A birim matrisi olduğunda sıfır olmayan terim hangisi? Hemen hemen bütün terimler sıfır. Çoğu A'lar sıfır. Bir sonuç elde edebileceğim tek durum sıfır olmayanların A11, A1, A22 A2, A2 ve A33'ün olduğu durumdur. Yalnızca permütasyon doğru sırada olduğu zaman bir sonuç elde ederim. Ve bu sonuç artı değerle gelecek. Ve bir birim matrisinin determinantı 1'dir. Peki bu formülden geriye gidebilir ve her şeyi ispatlayabilirdik. Hatta A çarpı B'nin determinantının A'nın determinantı çarpı B'nin determinantı olduğunu ispatlamaya çalışabilirdik. Ama gelecek hafta bile hala bunun üzerine çalışıyor olabilirdik. Çünkü hala çok açık değil. Çünkü eğer A çarpı B'yi alsaydım, bilirsiniz, A çarpı B'nin elemanları bütün bu parçalar olurdu. Tamam, güzel. Mümkündür ki bu bir zamanlar yapılmıştı ama bu 1806'da tekrarlanmayacak. Tamam. Muhtemelen A'nın determinantının niye A'nın devriğin determinantına eşit olduğunu görmek mümkün olabilir. Bu sonradan gelen başka bir mucize özellik gibi. Bu bu bulabileceğiniz kolay olanlardan biri. Tamam. Büyük formül için bu uygun mu? O zaman mi size bir örnek yapayım. Bunu şimdi oluşturacağım. 4'e 4 bir matris alacağım. Ve içine bazı birler ve sıfırlar koyacağım. Tamam yapalım. Doğrusunu söylemek gerekirse içine hangisinden kaç tane koyacağımı bilmiyorum. Bunu daha önce hiç yapmadım. Bu matrisin determinantını bilmiyorum. Yani matematiği ilk defa gözlerinizin önünde yapıyor gibi olacağım. Determinant nedir? İyi. Çok fazla 24 terim var. Çünkü 4'ü 4'lük bir matris. Onların çoğu 0 olacak. Çünkü burada bir sürü 0'ım var. Belki de tüm determinant 0'dır. Demek istediğim bu tekil bir matris mi? Bu olasılık kesinlikle var. Şunu yapabilirim. Bunu yapmanın bir yolu yok etme olabilir. Gerçekten bu muhtemelen oldukça makul bir yol olur. Yok etmeyi kullanabilir. Bu özellikleri geri dönebilir. Bu yok etmeyi kullan, yaz, onu aşağıda yok et. Yok etmenin sonunda bir sıfırların satırı oldu mu? Cevap sıfırdır. Düşünüyorum. Acaba bu büyük formülü deneyeyim mi? Tamam. Bu büyük formülü deneyelim. Şimdi bana matris boyunca her bir satır ve sütundan bir tane 1 seçerek sonuna kadar nasıl gideceğimi söyleyeyim. Ve sıfır olmayan bir şey buluyorum. Güzel. Onu yapmanın bir yolu bu çarpı, bu çarpı, bu çarpı, bu çarpı, bu, çarpı, bu olabilirim. Bu 1 olurdu. Ve ve şimdi söyledim. Bu hangi işaretle gelir? Artı. Bu artı işaretiyle gelir. Çünkü bu permütasyon ben hemen şimdi 4, 3, 2, 1 permütasyonunu yazdım. Ve bir değişim ve ikinci değişim, iki değişim onu doğru sıraya koydu. Uzaklaşmaya devam et, durma. Tamam, burada bir determinant formülünü katlediyoruz. Ha. Öğrenciler bu sınıftan ayrılmayı periyodik olarak yapmadığı sürece tabii ki. Eğer geri gelirse tam pekala tamam. Böylece bu bana artı biri verir. Pekala. Başkaları var mı? Güzel sanırım burada başka birini görüyoruz. Bu çarpı bu çarpı bu çarpı bu doğrudan sonuca götürüyor. Böylece bu üçünün sıralama, burada farklı bir işaret kullanayım. 3, 2, 1, 4. Ve bu 3, 2, 1, 4 artı mıdır, eksi midir? Bu bu permütasyon bir artı permütasyonu mu, eksi permütasyonu mu? Eksi olmalı. Ne olduğunu nasıl görürsünüz? Onu uygun sıraya koymak için hangi değişimi yapmalıyım? 1 ve 3'ü değiştirirsem doğru sırada olurum. Onu yapmaya bir değişim yetti. Böylece 1 artı oldu. Şu da eksi 1 olur. Ve şimdi burada daha fazlası var mı bilemiyorum. Görelim. Bununla başlayarak yeniden deneyeceğim. Şimdi buradan birini seçeceğim. Evet neler olduğunu görüyor musunuz? Eğer şuradan başlarsam tamam sütun 3 kullanıldı. Yani o zaman sonraki satıra gittiğimde bunu kullanamam. Şunu kullanmak zorundayım. Şimdi sütun 2 ve 3'ler kullanıldı. Bu satıra geldiğimde sonu kullanmak zorundayım. Ve sonra bunu kullanmalıyım. Yani eğer buradan başlarsam elde edebileceğim tek şey. Ve benzer şekilde buradan başlarsam bu elde edebileceğim tek şey. Böylece determinant nedir? Determinant nedir? 0. Determinant bu durum için 0 olur. Çünkü 24 terimi de kontrol edebildik. Onların 22'si 0 oldu. Onların bir tanesi artı 1 bir oldu, biri de eksi 1 oldu. Bu 24 terimi topla cevap 0 olur. Tamam, güzel. 0 olacağını bilmiyordum. Çünkü ileriye dönük düşünmüyordum. Biraz korktum aslında. Bunu söyledim ve bir hayalet geçti yanımda. Yani kamera bunu yakaladım bilmiyorum. Yani dünyanın geri kalanı benim tehlikede olduğumu, farkında olduğumu, olmadığımı bilmiyoruz. Her neyse sanırım o sadece bizim doğru cevabı elde ettiğimizde emin olmak istedi. O da determinantın sıfır olduğu. Ve bu şöyle düşünmeme yol açıyor. Tamam, bu matris tekil olmak zorunda. Ondan sonra matris tekilse belki onun tekil olduğunu görmemin başka bir yolu daha vardır. Onun sıfır uzayı içinde bir şey bulmak gibi veya satırların bir bileşiminin sıfır vermesi gibi. Ve ne gibi? Bu satırların hangi bileşimi sıfır verirdi? Diyelim ki satır 1 ile satır 3'ü topladım. Satır 1 ile satır 3'ü toplarsam ne elde ederim? Hepsi 1 olan bir satır elde ederim. O zaman satır 2 ve satır 4'ü toplarsam hepsi 1 olan bir satır elde ederim. Böylece satır 1 eksi, satır 2 artı, satır 3 eksi, satır 4 muhtemelen bir sıfırlar satır olur. O tekil bir matristir. Ve aynı şekilde onun sıfır uzayında bir şeyler bulabilirim. Bu sıfır veren sütunların bileşimi olabilir. Tamam bir örnek daha. Pekala. Burada bir örnek var. Yani bu iki şeyi gösteriyor. Bu 24 terimi nasıl elde ettiğimizi gösterir. Ve buralarda çok sayıda sıfırın olmasının büyük avantajını gösterir. Tamam. Böylece bu büyük formülü kullanacağım. Fakat şimdiden seçim yapıp şimdi ileriye doğru eş çarpanlarla devam etmek istiyorum. Eş çarpanlarla devam. Eş çarpanlar bu büyük formülü ayrıştıran bir yöntem. Buradaki elimizde büyük formül olan n yineleyik determinant. Dolayısıyla eş çarpanlar neye nelik determinantı? Bir boyutta küçük olan determinantlara ilişkilendiren bir formül. Bir boyut küçük. Ve bunu yapmanın bir yolu aslında bunun içinde görülecek. 3 Üçü üçlüklerde bunu tam olarak yaptığımızdan yapayım. Eş çarpanlardan söz ediyorum. Ve yeniden 3'e 3'lük ile başlayacağım. Ve tam formülü alacağım ve onu A11 olarak yazacağım. Bu yazdığım determinanttır. Söylemem gerekli. A11 çarpı N. A11 çarpı N. Ve bu A11 çarpı A22, A33, eksi A23, A32'dir. Ve sonra A1, 2 çarpı bazı şeyler. Ve A1, 3 çarpı bazı şeyler. Ne yaptığımı görüyor musunuz? Büyük formülümüzü alıyorum. Ve birinci satırı seçip bu satırdan da birinci sütunu seçiyorum. Ve bütün olasılıkları alalım ve bu diğer çarpanlara eş çarpanlar diyeceğiz. Eşin anlamı a birbirle beraber olan olacak. Yani bu parantez içinde olanlar. Eş çarpanlar parantez içindekiler. a11 çarpı bir şeyler. Ve bu bir şeylerin ne olduğunu geriye gidip A bir e geri gidersem köşegen boyunca gelen eksi diğer yönde gelenler. Bunlar A bir biri kullanın iki tanesi, sadece iki tane. İşte buradalar bir artı ve bir eksi ile olan. Ve şimdi yazabilirim. Geriye bakıp A bir iki ve A bir hangilerini kullandığını görüp buradan eş kalınlarını bulurum. Bunu yapmadan önce bu sayı, bu eş çarpan nedir? a 11i çarpan buradaki eş çarpan nedir? A22, A33, eksi A23, A32'nin ne olduğunu bana söyleyin. Bunun için, ya bunu tanıdınız mı? Tanıdınız mı? Bakalım. Onu buraya koyacağım. İşte A11. Bu sütun 1 kullandı. Sonra diğer çarpanlar bu diğer sütunları içerdi. Bu satır kullanıldı, bu satır kullanıldı, bu satır kullanıldı. Böylece kullanmak için geriye kalanlar bunlar. Ve bu formül bunları kullanıyor. Ve eş çarpan nedir? Onun ne olduğunu söyleyin çünkü onu görüyorsunuz. Ve sonra eş çarpanlar fikrinin ne olduğunu anladıysanız mutlu olacağım. O bu küçük adamların determinantıdır. A11 bir bir bu küçük adamların determinantını çarpar. Başka bir deyişle sütun 1 ve satır 1'i kullandıktan sonra geriye kalan bütün diğer n eksi bir sütunun ve n eksi bir satırın hepsini kullanmamın tüm şekilleridir. Her birinden bir tane olacak şekilde. Diğer hepsi ve bu n eksi bir boyutlu küçük adamın determinantı olur. Böylece eş çarpanların bütün fikri budur. Ve determinantlarda artıları ve eksi işaretleri doğru sırada tutmamız gerektiğini hatırlamak zorundayız. Bir sonrakini doğru sırada tutabilir miyiz? Hadi bir sonrakini yapalım. Tamam. Bir sonrakini A1-2'yi alarak bulacağım. Kullanabileceklerim. Yani artık bu sütunu kullanamam. Ama A2-1 ve A2-3'ü kullanabilirim. Ve A3-2 ve A3-3'ü de kullanabilirim. Böylece bu bana 1 çarpı şu determinantı verdi. Bu bana a12 çarpı bu determinantı a21, a33 eksi a23, a31'i verecek. Yani bu a12 içeren bütün şeyler olur. Ama işareti doğru mu? Bu determinant bu mudur? ya da bir eksi işareti var mı? Bir eksi işareti var. Bunların birini takip edebilirim. Bu çarpı bu çarpı bunu yaptığımda bu burada gördüğümüz olur. Ama bunun ayrıca bir eksi işareti de olmalıydı. Bu yüzden eş çarpanın içine bu eksi işaretini koyacağım. Yani böylece eş çarpan peki bunun içine bu eksi işareti koyacağım. Çünkü eş çarpan bu çarpanı çarpacak olandır. Katsayı a 12 eş çarpan bu parantez içindeki şeydir. Böylece onun içerisinde eksi işareti oldu. Ve üçüncü adama gitseydim. Bu ve bu. Bu ve bu olurdu. Bu ve bu. Ve onun determinantını alınca determinant artı olurdu. Ve şimdi eş çarpanların ne olduğunu söylemeye hazırım. Peki bu 1 artı ve a1 3 çarpı onun eş çarpanları ve burada artı a1 1 çarpı bu determinant vardı. Ama şurada a1 2 çarpı onun eş çarpanı vardı. Ama önemli olan eş çarpanların ya artı ya da eksi determinant olduğudur. Böylece bunu bunların altına yazıyorum. Eş çarpanlar neler? Eş çarpanlar diyelim ki herhangi Aic sayısı çarpansa Bu bu büyük formül içerisindeki a c'yi içeren terimlerin hepsi olur. Özellikle birinci satır a1 bir j ile ilgileniyoruz. Bu hep üstünde durduğumuz ancak başka bir satır da olabilirdi. Pekala yani, Hangi terimler A, I, J'yi içerir? Yani o ininci satır, J'ninci sütunun silindiği, N-1 boyutlu matrisin determinantı olur. Yani o N-1 boyutlu matrisle Tabii ki çünkü bu satır veya bu sütunu tekrar kullanamam. Matrislerin tümü burada. Ama şimdi onlar artı ya da eksi ile çarpılıyor. Bu eş çarpanlarımız ve buna C, I, C diyeceğim. Büyük C kullanıyorum. Çünkü bunların önemini vurgulamak istiyorum. Ve bunların önemli olduklarını A'lardan farklı olduklarını vurgulamak istiyorum. Tamam. Yani şimdi o artı mıdır, eksi midir? Çünkü A11 için bu durumda onun artı olduğunu gördük. A12 için ben, bu iyice olur, o eksiydi. Bu iyice için artıydı. Bu örneklere bakarak artı ve eksiler kuralı için bir tahmininiz var mı? ij eşit 1, 1, 1, 1, 1 veya 1, 3 bize artı verdi. Sanki kural... ...i artı j'nin tek veya çift olmasına bağlı gibi duruyor. Bu bizim için sürpriz olmaz ve bu doğru cevaptır. Yani i artı j çiftse... ...artı... ...ve i artı j tekse eksi olur. Böylece satır 1 boyunca gidersem... ...ve eş çarpanlara bakarsam... ...sadece bu determinantları... Bu bir boyut küçük olan determinantları alırım. Ve onlar artı eksi artı eksi artı eksi sırasıyla gelirler. Ama satır 2 boyunca gidersem ve alt determinantların eş çarpanlarını alırsam onlar eksi ile başlar. Çünkü 2 bir elemanı da 2 artı 1 tek olur. Böylece eğer 5'e 5 beş olsaydı artı eksi artı eksi artı eksi şeklinde bir kalıp olurdu. Ama sonra eğer bir eş çarpan kör olsaydım o zaman bu işaret eksi artı eksi artı eksi artı eksi artı olurdu. Bu bir kontrol tablosu gibi değil mi? Tamam. Bunlar i artı j'nin çift ve tek olması kuralına bağlı olarak verilen işaretler. Ve bunlar eş çarpanların içine konular. İşaretleri koymadan önceki şekillerin adı minor. Ancak bu benim çok durumumda değil. Bu işaretleri ekle, koy ve ona eş çarpan diye ver. Tamam. Yani eş çarpan formülü nedir? O zaman eş çarpan formülü ne? Bu tahtaya geri döneyim ve eş çarpan formülünün ne olduğunu söyleyeyim. A'nın determinantı Hadi birinci satır boyunca gidelim. Determinant A11 çarpı kendi eş çarpanı ve sonra ikinci adam A12 çarpı kendi eş çarpanı ve bu şekilde devam ederek satırın sonunu buluyoruz. A1N çarpı kendi eş çarpanı. Satır 1 boyunca olan eş çarpanlar. Ve satır i boyunca gidersem ben bu birleri iyi olurlardı. Bunları kutu için alsak iyi olur. Bu eş çarpanlar formülümüzdür. Bunu gördünüz mü? Aslında bu bana determinantlar konusuna başlayabileceğim başka bir yol verebilirdi. Ve bazı insanlar bunu yapabilirler. Bu yolla yapmayı seçebilirler. Çünkü eş çarpan formülü bana n'ye n, ye n ye determinantını n-1 boyutlu determinantlardan bunları da n-2 boyutlu determinantlardan oluşturmama izin verir. Ve böyle devam edebilirim. 1 çarpı 1'e kadar inebilirim. Peki 2 2 iki matrisler için eş çarpan formülü nedir? Evet söyleyin bakalım. Bizim için eş çarpanlar nedir? İşte burada eş çarpan formülü için dünyanın en küçük örneği var. Hadi satır 1 boyunca gidelim. Bu birinci adam. Ve onun eş çarpanını aldım. Bir bir elemanının eş çarpanı ne? D. Çünkü bir birinin satır ve sütununu kapatırsam ve geriye sadece D kalır. Sonra bu adamı alırım. B çarpı onun eş çarpanı. B'nin eş çarpanı ne? C midir? Eksi C midir? Çünkü bu adamın üzerine kapattım. Bu determinantı aldım. Ve sonra i artı j kuralını takip ettim. Ve eksi elde ettim. Tek bir sayı elde ettim. Böylece b çarpı eksi c olacak. Tamam. Çalıştı. Tabii ki çalışacaktı. Ve 3'e 3'lüklerde de çalışıyor. Yani bu eş çarpan formülü. Ve bu... Bu bilmemiz gereken güzel bir formül. Ve şimdi sanki hazmetmemiz gerekli çok fazla cebir veriyormuş gibi hissediyorum. Son derste size 10 tane özellik vermiştim. Ve şimdi de veriyorum. Sırası gelmişken bu 10 özellik determinantlar için çok önemli olan bir formül verdi ve onu şimdiye kadar tekrarlamadık. O neydi? Determinant pivotların çarpımıdır. Yani bu pivot formülü çok önemli. Pivotlar bütün bu karma karışık şeyleri zaten içerirler. Pivotları elde etmek için yok etme yaptığınızda bütün bu korkunç şeyleri uygun bir şekilde elde ettik. Ve n faktöriyel tane terimi olan büyük formül tüm bu korkunç şeyleri yapıyor. E çarpanlar formülü bu eksinin arasında bir yerde. Aslında çok kolay şeyler çarpı korkunç şeyler içeriyor. Ama o, o size küçük determinantlardan determinantın nasıl elde edileceğini gösteriyor. Ve bu şimdi yapmak istediğim uygulama. Yani bir örnek daha yapabilir miyiz? Böylece genel fikri hatırlayacağım. Ama bir matris için bu eş çarpan formülü kullanacağım. Böylece işte örneğin bu olacak. Başlangıçta bu dersin özetini verirken bir örnek yapmaya söz vermiştim. Ve hadi şimdi yapayım. Birlerden oluşan bir 3 köşegen matris alacağım. Ben burada 4'e 4, e 4 matris yazıyorum. Böylece matrisimiz bu olacak. Buna A4 diyebilirim. Fakat aklımda N'ye N'yi yapmak var. Hepsini yapmak. Böylece A, A1 ve A2'nin ne olduğunu herkes anlıyor olmalı. Evet, belki sadece A1 ve A2 ve A3 için yapmalıyız. Demek ki bu A4. A1'in determinantı ne? A1'in determinantı nedir? Bu formüldeki A1 matrisine onda sadece bu var. Yani determinant 1 olur. A2'nin determinantı nedir? Peki onda sadece şuradaki 2'ye 2'lik var. Ve onun determinantı 0'dır. Ve sonra 3'e 3'lükler. Onun determinantını görebiliyor muyuz? Bu 3'e 3'ün determinantını alabilir miyiz? Şey bu çok açık değil. En azından benim için değil. 3'e 3'lük olarak bilmiyorum. Burada güzel bir örnek var. Bu 3'e 3'lük determinantı nasıl hesaplardınız? N faktöriyel farklı yolla elde edilebilir. Evet 3 faktöriyel. Yani 6 yolla elde edebiliriz. Tamam. Bence onu yapmanın bir yolu gerçekten herhalde o yolla yapacağım. 3'e 3'lük olduğu için bu büyük formülün tamamını kullanabilirim. Şöyle hesaplarım. Bundan 1 elde ettim. Bundan bir 0 elde ettim. 1 sıfırım da bundan oldu. Bundan 0 ve bu yönde 1 eksi 1 var. Sanıyorum cevap eksi 1'dir. Bunu başka bir yolla yapar mısınız? Onu yapmanın başka bir yolu budur. Bakın. Satır 3'ü sadece bu 3'e 3'lüye bakıyorum. Herkes 3'e 3'e bakıyor. Satır 2'den satır 3'ü çıkar. Determinant değişmez. Yani bunlar sıfır olurlar. Tamam. Şimdi eş çarpan formülünü kullan. Bu nasıl oluyor? Eğer bunlar sıfır olsaydı ve 3'e 3'lük matrise bakıyor olsaydık eş çarpan formülünü nasıl kullanırdım? Bu satır boyunca eş çarpan formülünü neden kullanmıyorum? Çünkü o zaman bu sayı çarpı onun eş çarpanını alırım. Yani bu sayıyı alırım. Bunun etrafına bir kutu koyayım çarpı onun eş çarpanı ki bu şunun ve bunun determinantı olur. Ve sonuç nedir? Bu 2Y2 iki matrisin determinantı 1 olur. Böylece eş çarpan ne? Buradaki bu adamın eş çarpanı ne? Sadece bu 3'e 3'e bakarak buradakinin eş çarpanı bu determinant olur ki o 1 çarpı eksidir. Yani bu nedenle cevap eksi 1 oldu. Tamam. e 3'ü yaptık. 4'e 4'ü denemek isteyip istemediğimi bilmiyorum. Evet hadi. Tabii ki örneği yapmamızın nedeni buydu. Böylece onu deneyelim. Özgür'üm bugün havam iyi. Yani bütün kötü şakalarımı kaldırmak durumundasınız. Tamam. Tamam. Matrisimiz neydi? A. Tamam. Şimdi dörde dördü yapmaya hazırım. Kim bunu tahmin etmek ister? Bilmiyorum. Açıkça bu dörde dört ne? Determinantı ne? Eş çarpanları kullanmayı düşünüyorum. Tamam. Hadi. Eş çarpanları kullanalım. A4'ün determinantı. Tamam. Eş çarpanları birinci satırda kullanalım. Onlar kolay olanlar. Yani bu determinant çarpı uygun olan bu sayıyı çarparım. Yani o o 1 çarpı bu 3'e 3'lük determinant olur. Şimdi nedir? Bu matrisi tanıdınız mı? O A3'tür. Yani o 1 çarpı A3'ün determinantı olur. Bu satır boyunca gelen bir tane 1 çarpı bu determinanttır. Ve o 1 artı işaretlidir. Doğru mu? Ve böylece bunu elde ederiz. Ve onun eş çarpanı ne? Şimdi bu 3'e 3'e bakacağım. Bu 3'e 3'e. Yani üzeri çizmediğim 3'e 3'lük determinanta bakacağım. Bu nedir? Evet. şimdi o bir artı yaptık. Ya da bu determinant, bu 3'e 3 determinant artı mı eksi mi? O eksi olur. Doğru. Çünkü bu ben A1-2 ile başlıyorum. Ve o bir eksi. Yani bu determinantın Eksisini istiyorum. Fakat bu adamların üstü çizilmiş. Tamam. Yani bir 3'e 3 elde ettik. Güzel. Eş çarpanları tekrar kullanalım. Sütunun eş çarpanlarını kullanalım. Çünkü devrik kuralından dolayı satırlarda olduğu gibi sütunların da eş çarpanlarını kullanabiliriz. Böylece bunu alacağım. O artı pozisyonunda oturuyor. Çarpı onun determinatı. Ah! ah. Felaket. Aa evet felaket dememeliydim. Çünkü her şey yolunda. Tamam 1 çarpı bu determinant. Küçüklerden biri olarak aldım bu matris nedir? Fakat bir eksi var değil mi? Bu eksi işareti bunun 1-2 pozisyonunda olması yani tek olması gerçeğinden geldi. Böylece bu 1 eksi çarpı ve ne? ve sonra şu üst sol köşede olan ki o matris içinde 1 bir, bir pozisyonda olan yani artı ve buradaki bu matrisine onu tanıdınız mı? Bu matris evet lütfen söyleyin. A2'dir. Ve biz bu bizim her durumdaki formülümüz. Herhangi bir n boyutlu A matrisinin determinantı eşittir a n eksi birin determinantı ki üst köşede bulunan ilk eş çarpandan geldi. Eksi a n eksi ikinin determinantı. Burada bulduğumuz her ne için doğrudur. Henüz söylemedim ama buna elde ettiğim zaman eş çarpanları almayı bıraktım. Niye bıraktım? Niçin bu adamın eş çarpanını almadım? Çünkü o sıfır ile çarpılacaktı ve hayır, zaman kaybetmeye gerek yok. Bu da aynısı olur. Eş çarpan, onun eş çarpanı. Bu determinant her neyse o olacak ama 0'la çarpılacak. Böylece kale almayacağım. Tamam, formül burada. Ve bu bize şimdi A4'ün ne olduğunu bulabileceğimizi söyler. Sonunda A4'e gelebildim. Çünkü o A3 ki eksi 1'dir. Eksi A2 ki 0'dır. Yani 0 eksi 1 olur. Tahmin bile edemeyeceğiniz sayıları nasıl elde edebileceğimizi görüyorsunuz. Şimdi bizim dizimiz 1, 0, eksi 1, eksi 1 oldu. A5 dizisinde sonraki terim ne olur? A5 bu eksi bu yani 0'dır. A6 nedir? 6 bu eksi bu olur ki o 1'dir. A7 nedir? Ya zamanım kalmadığından ya da tahtada yer kalmadığından durmak zorunda kalacağım. Tamam. A7 bu eksi bu 2 1'dir. Burada duracağım çünkü zamanımız bitti. Fakat neyimizin olduğunu söyleyeyim. Ne bu determinantların 1 0 eksi 1 Eksi 1, 0, 1 dizisine sahibiz. Ve sonra o tekrarlamaya başlıyor. Bunlar oldukça mükemmeller. Bu determinantların periyodu 6 oldu. Yani A, 6 birin determinantı, A 1in determinantı olacak. Ki o 1 olurdu. Tamam. Umarım bu örneği sevmişsinizdir. 1, 3 köşegenli matrisin determinantına çok da basit olmayan bir örnek. Teşekkürler. Çarşamba günü görüşürüz.